Merhaba arkadaşlar. Bugün pastanelerde tane tane satılan bir portakallı kurabiye yapacağız. Bunun için 5 su bardağı elenmiş un. Bu 5,5 bardak da olabilir. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edinceye dek yoğuracağız. Evet. Bunun üzerine 2 paket kabartma tozu koyuyorum. Bu 2 pakettir 18 gram. Ve ne koyuyoruz? Karbonat. Şöyle biraz karbonat koyalım. Bir fiske tuz. Ortasını havuz yapıyoruz. 2 yumurta, portakal ve limon kabuğu rendesi, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı portakal suyu, 1 su bardağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım limon suyu ilave ediyoruz. Ve bunu güzel bir hamur haline getiriyoruz. Evet, ele çok yapışan bir hamur olduğu için eldivenleri çıkardım ve bayağı bir un ekledim. Yani unun ölçüsünü hamura göre ayarlayalım arkadaşlar veya içine koyduğumuz sıvılara göre. Evet, hamuru toparlıyorum. Yani aldatmasın sizi arkadaşlar. Elinize yapışacak, gevşek olacak. Çok fazla un koyarsanız kurabiyeniz sert olacaktır. O yüzden de yani yapışkan bir hamur oluyor. Onu belirtmek istedim. Şimdi bu hamuru şöyle 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamur dinlendi. Şimdi elime yapışmaması adına şöyle parmaklarıma sıvı yağ sürüyorum ve şöyle iri parçalar alıyorum. Yani portakaldan büyük, neredeyse portakal kadar parçalar alıyorum. Yuvarlıyorum. Ve pişirme tepsisine alıyorum. Evet, bundan böyle bir tepsi 9 adet yaptım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerine üzüm koyuyorum. Evet, şimdi bu kalan hamurun içerisine de kuru incir ve kuru üzüm ilave ediyorum. Onlarla birlikte tekrar bir elden geçiriyorum. Evet arkadaşlar, eldiveni çok yapışıyor ama ben de tiktir, yani ben bu tarz şeyleri öyle çok elimi süremem. Mutlaka eldiven kullanmam lazım. Evet, un koyarak kesme tahtasını aldım. Kurabiyemi şimdi şöyle kesiyorum. Evet, fırın 180 derecede ısınıyor. Ben küçükleri yapıncaya dek lokmalıkları bunları pişiriyorum. Evet, üzerlerine şöyle
bir çarpı atıyorum. Üzerlerine de file badem bırakıyorum. Bunlar pişerken ben lokmalıklara devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu kurabiyeler pastanelerde taneyle satılır. Üzerinde ceviz vardır. Ben badem koydum. Bunlar pişti. Şimdi sırada ufaklarım var. Evet, bunlar lokmalık yapmış olduğum kurabiyelerim. İncirli ve üzümlü. Bu da adet olarak yapılan portakallı kurabiyem. Evet arkadaşlar, evimizde bulundurabileceğimiz ve hemen bayatlamayan kurabiyeler bunlar. Rahatlıkla yapabiliriz.